duruşumu biraz değiştirdim. Çok daha affediciydim. Çok daha tolere ediciydim. Çünkü hep duygusal bakıyordum her şeye. Kıyamamak çok vardı. Biraz onu değiştirdim. Çünkü artık çok yara aldığımı fark ettim. Ve gerçekten hayat çok hızlı geçiyor. Evet. Bunu da bir anda fark ettim. Evet. Hani iyiydi 20'li yaşlar da. Hani 30'dan sonra hele biraz daha da ilerleyince baktım ki çok hızlı geçiyor. Ben çok kıymetliyim. Bana kıymet veren insanlara zaten kıymet vermeye devam edeceğim. Dolayısıyla bir sakıncası yok kendimi değiştirmemin, duruşumu değiştirmemin. Evet. O yüzden bu diyebilirim yani. Biz ona büyümek diyoruz. Evet, bence de. Bende de yaş aldıkça bu oluyor gerçekten. Yani böyle karşımdaki insanın gözyaşına ve özrüne o kadar uzun zaman bırakmışım ki kendimi, evet, hayatın içinde bir sürü insana. Ve hep sonuçta yara alan, sonuçta etiketlenen ben olmuşum yani hikayede. Süreçte kimin ne yaptığıyla hiç ilgilenilmemiş ama sonuçta noktayı koyan, maalesef etiketi yiyen olmuş. Oluyor. O zaman şey oluyorsun, hayır yani hakikaten şey lafı vardır, çok severim, karşındaki bir şeyi bir kere yapınca hatadır yani o, ama ikincisi tercihtir der ya. Kesinlikle. Ben bu cümleye de artık inanmıyorum. İlk yaptığında aslında o bir tercih. Ama yine de hata yapılabilir bir şey hala %100. Benim için. O yüzden hata yani ben hala hata olabilir diye düşünüyorum ama gerçekten ikinciyi yaptığında artık tercihdir. Tabii ki hatanın ne olduğuna da bağlı bu arada. Evet. Yani her hata için belki aynı şeyi konuşamayız ama aynen, belki o tolerasyonum hala bir tık var ama olsun, ikinci yani aynen, öyle bir şey değil hayat. Gerçekten boşa geçiyor o zaman zaman. Evet. Ben niye kıymetli değilim ki? Ben herkese kıymet veriyorum. Tam olarak öyle. İşte zaten benim artık ona inanmadığım yer şu. İnsan gerçekten sevip saygı duyunca o hatayı yapmıyor. Evet, o da doğru. Ben yapmıyorum mesela. Mesela. Dolayısıyla o hata değil, artık kaybetmeye göze alınmış bir hamle, evet, oluyor gibi geliyor bana. Hani doğru, birçok şey için. Evet. Aynen, doğru. Çünkü ben de mesela kaybetmeye göze aldığım kişiye hata yapıyorum, evet, artık. Doğru. Hani şey vardır ya, seni sevmediğimi düşünüyorsan kesin sevmiyorumdur. Hani oralar netleşince çok diyorsun, doğru bence ya. Benim mottom. Bana bazen diyorlar ki siz çok huysuzsunuz. Öyle diyor bazıları ama biz sizi çok seviyoruz diyorlar. Diyorum ki çünkü seni seviyorum. Sen, evet, de beni seviyorsun. Onu sevmediğim için ona huysuzum ve çok iyi. Bu çok iyi bir şey. Böyle olsun. Duygum zaten geçmiş yani ona. Evet. O öyle desin zaten. Evet. Sorun yok yani. Evet. Evet. Korkmuyorsun ondan. Ama eskiden böyle değildim işte. Yanlış anlaşılmak telaşı. Değil mi? Yani neden sevmesin ki insanlar beni telaşı? Yani şeyden, evet, dolayı o da herkes beni sevsin diye değil ama hani kötü değilim, kendimi biliyorum ya. Evet. Yine aslında yanlış anlaşılmakla ilgili bir telaşım vardı bence. Evet. Şimdi bunu çok güzel becermeye başladım. Önemli değil, yanlış anlaşılabilirim. Bence hiç sorun yok. O noktadayım. Çünkü yani doğru okunuyorsun aslında. Yanlış, evet, anlaşılmıyorsun. Süper. Doğru okunuyorsun. Doğru insan mı doğru okuyor acaba? Tam olarak öyle. Evet. Yani doğru okunuyorsun. Yanlış anlaması gereken yanlış anlayıp mesafesini belirliyor aslında. Süper. Çok iyi. Bence çok tatlı bir şey. Evet. O zaman ilişkiler daha dürüst bir yere gidiyor. Kesinlikle. Hani bu beni sevmiyor, ben ona bulaşmayayım dedirtebiliyorsan birine. Çok iyi. Bu güzel bir şey. Bence de. Bana yıllar önce demişlerdi herkesi sevmek zorunda değilsin, herkes seni sevmek zorunda değil diye. Peki. Bana çok acımasız bir cümle gelmişti. Yaş aldıkça buna çok katılıyorum. Ben de çok katılıyorum. Hiç önemli değil. Yani biz zaten sevdiklerimizle hayat güzel. Bizi sevenlerle ve sevdiklerimizle hayat güzel.